Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Kürsüye geldi. Kulak verelim. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bereket, rahmet, mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerifi ve bayramı milletçe hep birlikte huzur içinde idrak ettik. Sözlerime başlarken milletimin, İslam aleminin ve tüm insanlığın geride bıraktığımız Ramazan bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşarak bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Biz de bayram boyunca 18 ayrı devlet hükümet başkanı ile görüşerek hem milletimiz adına onların bayramlarını tebrik ettik, hem de Gazze başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ele aldık. Rabbimden millet olarak hepimizi hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle daha nice bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum. Biliyorsunuz bayramdan önce 31 Mart Pazar günü bir demokrasi bayramı olan mahalli idareler seçimlerini gerçekleştirdik. Seçimlerin ülkemiz genelinde huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti burada öncelikle ifade etmek istiyorum. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde birkaç müessif hadise dışında hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu, hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. ...31 Mart... mahalli idareler seçimlerinin ülkemize, milletimize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin demokrasimize yakışır şekilde gerçekleştirilmesini temin eden seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sağlık personelimize ve sandık görevlilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hiç şüphesiz burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. AK Parti teşkilatları hem kampanya dönemi boyunca
hem de sandık günü olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, mücadele etti, emek verdi. Teşkilat mensuplarımız Ramazan ayında iftar programlarıyla, ev ve esnaf buluşmalarıyla, çarşı pazar ziyaretleriyle, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. 31 Mart seçim sürecinde ulaşılmadık hiç kimseyi bırakmama şiarıyla gece gündüz koşturan genel merkez birimlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il, ilçe, belde teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza ve aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık namusları bilip titizlikle sahip çıkan müşahitlerimize, ez cümle partimize, davamıza ve mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbime, şahsıma böyle vefalı, böyle gayretli ve samimi yol arkadaşları bahşettiği için bir kez daha hamd ediyorum. AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın, devletimizin güvenliği, milletimizin birliği ve demokrasimizin geleceği için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buradan Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza beraber mücadele verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Sandık sınavını daha başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Bizim siyasetimizin temel vasfı demokrasinin mihenk taşı olan sandığın itibarının korunması ve güçlendirilmesidir. Sonuçlardan azade olarak sandığın gücüne güç katan her seçim Türkiye ve Türk milleti için tarihi bir kazanım demektir. Ülkemiz son 21 yıldır maruz kaldığı tüm vesayet girişimlerinin üstesinden bu anlayışla hareket ettiği için gelebilmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme, yok sayma, görmezden gelme hakkı yoktur ve olamaz. Bize oy versin veya vermesin, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, minnettarız. Milletimizin takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarını da ayrıca tebrik ediyor. Kendilerine, şehirlerimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. İktidar olarak milletimizin hayrına yaptıkları işlerde bugüne kadar olduğu gibi belediye başkanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçim Maratonu tamamlanacaktır. Yüksek Seçim Kurulu şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. İnşallah bu yerleşim yerlerinde
vatandaşlarımız 2 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek, tercihlerini yapacaklardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart seçim sonuçları birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özelliği katılım seviyesinin maalesef düşüklüğüdür. %78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız. 2019 yerel seçimlerine kıyasla yaklaşık 7 puanlık gerilemenin üzerinde diğer siyasi partilerin de durması gerektiğine inanıyoruz. Geçersiz oylar da eklendiğinde yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da olumsuz etkilemiştir. Henüz 10 ay önce yapılan seçimlerde bize ve ittifakımıza büyük teveccüh gösteren %52,2 ile bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli bir kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun altında yatan nedenleri de en ince detayına kadar analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri %40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Bu seçimlerde milletimiz 12 büyükşehir, 12 il, 346 ilçe ve 169 belde olmak üzere toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi de 8 il, 113 ilçe ve 96 belde belediyesi kazanmıştır. Böylece Cumhur İttifakı 12'si büyükşehir, 20'si il, 459'u ilçe, 265'i belde olmak üzere toplam 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası, %54,3'ü önümüzdeki 5 yıl süresince Cumhur İttifakı tarafından yönetilecektir. Buradan bir kez daha Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tabii burada Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Biliyorsunuz Hatay 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen, sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehrimiz oldu. Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar. Pek çok iftira attılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. 31 Mart seçimleriyle Hatay kendi üzerinden oynanan bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye duydukları güven dolayısıyla Hatay'ımıza ve Hataylı vatandaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ancak ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimleri son dakikaya kadar devam etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, ölülere oy kullandırıldığı gibi akla ziyan
pek çok yalan söylenmiştir. CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da Yüksek Seçim Kurulu bu ezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz. Bunun yanında bize güvenen diğer şehirlerimize layık olabilmek için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği gerçek şudur. AK Parti olarak 21 yıllık iktidarlarımız boyunca yatırım yaparken, eser üretirken, insanımızın yaşadığı yerlere hizmet götürürken bugüne kadar seçim sonuçlarını önümüze almadık, almayız. İnşallah bundan sonra da farkımızı yine eserlerimizde, icraatlarımızda ve hayata geçirdiğimiz projelerimizde göstereceğiz. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle yeniden ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almayı sürdürecektir. Şubat sonrasında artık bir beka meselesi olarak gördüğümüz depreme hazırlık çalışmalarını da yakından takip edeceğiz. Milletimiz bize sadece şehirlerini yönetme değil, aynı zamanda pek çok yerde kendi adına başkalarını denetleme görevi de tevdi etmiştir. Milletimizin belediye meclislerinde bize denetim yetkisi verdiği illerimizde inşallah bu görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına, açgözlü fırsatçılara, tüfeylilere değil, orada yaşayan insanlarımıza harcanmasını temin için gereken her şeyi yapacağız. Bölücü terör örgütünün şehirlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sandık günü siyasetçinin ve siyasi partilerin karne günüdür. 31 Mart tarihinde milletimiz tüm siyasi partilerin mahalli idarelerdeki son 5 yıllık karnesini kendilerine takdim etmiştir. Seçim sonuçlarından herkes kendisine göre dersler çıkaracak, elbette kendi iç muhasebesini yapacaktır. Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, pervasızlaşanlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler demlendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu ödeme hamleleri değilse ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Ortak
16. toplantısını yaptığımız kabinemiz de görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları daha fazla vakit kaybetmeden bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Siyasetin ve ülkenin gündeminin içi boş tartışmalarla meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye'ye ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın derdindeyiz. Burada evvel emirde şu hususun altını çizmek isterim. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek, milletin takdirine boyun eğmek, milletin tercihiyle zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek, tabir yerindeyse, 40 dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, tüm boyutlarıyla objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo tevhile gerek duymayacak kadar nettir. AK Parti olarak biz de bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken sadece bununla kalmayacak, bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin ayırıcı vasfı kendi doğru ve yanlışlarını analiz edebilen, kendi yaptıklarını ve yapamadıklarını doğru değerlendirebilen bir parti olmasıdır. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aslımıza, köklerimize, iradesiyle ve desteğiyle bizi bu makamlara taşıyan aziz milletimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Şunun da bilinmesini isterim. Bizim lügatimizde böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Her zaman söylüyorum. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, mansıp, kültür ve ünvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım, hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu konuda oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcudur. Bakılmadık, İncelenmedik, üstü açılmadık, hiçbir nokta bırakmadan muhasebe ve murakabe sürecimizi neticelendireceğiz. Bize destek olanlarla birlikte sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızla mesajlarını
en doğru biçimde okuyacak, değerlendirecek, gelecek dönemdeki yol haritamızı belirlerken bunlardan muhakkak istifade edeceğiz. Ama bu süreci partimizin geleneklerine, hareketimizin kurucu esaslarına ve davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Başarımız, üzüntümüzü üzüntümüz gören dünyanın dört bir yanındaki mazlumları hayal kırıklığına asla uğratmayacağız. Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Kardeşlerim, kim ne derse desin, AK Parti bu ülkenin, bu milletin partisi olmayı, kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların umudu olmayı sürdürecektir. Allah'ın izni, aziz milletimizin takdiriyle daha nice yıllar boyunca Türkiye için çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, evlatlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir yol ve dava arkadaşımın, partimize gönül veren hiçbir teşkilat mensubumuzun şüphe duymamasını istiyorum. Evet, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin uzun ve kutlu yürüyüşünü tarif ederken büyük ozanımız Aşık Veysel'in şu dizelerini sıkça kullandık. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Yine Türkçenin en büyük şairi Yunus Emre diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. AK Parti'yi değerlendirirken nereden geldiğini ve hangi istikamete ilerlediğini bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Kutlu bir hareket, uzun bir yürüyüş, sabırlı bir mücadele 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak görülmüştür. Biz nevzuhur bir hareket değiliz. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bugünlere bir anda gelmedik. Bu hareketin, bu partinin temelinde ismi bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın, kahramanın emeği var. Alın teri var. Biz dikensiz bir gül bahçesinde de yürümedik. Yürümüyoruz. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Biz bu noktaya yenilgi büyüyerek geldik. Baskılar gördük, zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık, darbeler yedik, partilerimiz kapatıldı, yasaklandık, kovulduk, ötelendik,
haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa uğradık. Ancak hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, sabrımızı kaybetmedik, asla ve asla yılgınlığa kapılmadık. Gençler, gençler, iman varsa imkan var dedik. Allah büyüktür dedik. En üzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz, karamsar bir tablo çiziyor. Teşkilatlarımızın moralini bozmaya yönelik bir kampanya yürütüyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar. Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Kardeşlerim, biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri. Biz üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Her alanda muazzam bilgi birikimine, tecrübeye sahibiz. Biz seçmenin mesajını okuruz, doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir, tekrar yola koyulur. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın, kimse farklı hevesler peşinde koşmasın. Biz buradayız. Sapasağlam, dimdik, en güçlü halimizde elhamdülillah ayaktayız. Şunun da altını özellikle çiziyorum. Bu seçim sonuçlarını bir fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya, AK Parti'nin dengelerini bozmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz, gayet iyi görüyoruz. Eleştiri tamam, öz eleştiri tamam. Ama AK Parti'yi, özellikle de fedakarlık abidesi olan AK Parti teşkilatını eleştiri ya da öz eleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara da asla müsaade etmeyiz. Medyadan, sosyal medyadan, televizyon ekranlarından AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara kesinlikle rıza göstermeyiz. Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı değerlendiriyor. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz. AK Parti üzerinden kendilerine şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara da ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız,
bugünden itibaren hep birlikte halkımızın içine gireceğiz. Başımız dik, özgüvenimiz yüksek, umudumuz tam bir biçimde milletimize hizmeti sürdüreceğiz. Isparta, maşallahınız var. Başkaları ne yaparlarsa yapsın, biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu nasıl gerçekleştiririz, buna bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Çok açık söylüyorum. Bu harekette şımarıklık olmaz. Bu harekette milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz. Aynı zamanda bu harekette yeise yer yoktur. Bu harekette umutsuzluğa asla yer yoktur. Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir. Muhasebemizi yapar, hatalarla aramıza mesafeyi koyar, nerede kalmıştık der ve kaldığımız yerden yolumuza daha güçlü bir şekilde revan oluruz. Sandıktan çıkan mesajlar ve yaptığımız değerlendirmeler ışığında gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, bundan sadece 10 ay önce 28 Mayıs'ta milletimiz bize bir yetki verdi. Önümüzdeki 4 yıl boyunca milletin verdiği bu yetkiyi, milletin emanetini, milletin yüklediği mesuliyeti omuzlarımızda dirayetle taşıyacağız. Milletimizin bizden ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Artık seçiminde olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Terörle mücadeleden asla taviz vermeyecek, içeride ve dışarıda ülkemizin, milletimizin güvenliğini daha korunaklı hale getireceğiz. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren meselelerde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız. Bununla kalmayacak. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da bölgemizin, dünyanın barışı için katkı sunmayı sürdüreceğiz. Şimdi burada bir hususu özellikle dikkatlerinize sunmak isterim. Değerli kardeşlerim, terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı koşulsuz destekle büyük bir şımarıklık, büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Şimdi seçim sürecinde de seçim sonrasında da bir takım merkezlerden şahsıma ve partimize yönelik bazı insafsız, izansız ithamlarda bulunuldu. Bu ithamların, bu alçak iftiraların üzülerek söylemeliyim ki bazı çevrelerde karşılık bulduğunu, hatta bize karşı kullanıldığını da gördük. Birileri yalan olduğunu bal gibi bildikleri iddialar üzerinden bizi, partimizi, hükümetimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni töhmet altında bıraktı. Hatta bazı sözde partiler ne yazık ki bu konuda bizim nasıl tavır takındığımızı
bildikleri halde bizi kalkıp eleştiri yağmuruna tuttular. Bakınız, bunu gerçekten söylemek istemezdim. Bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filistin meselesindeki sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Değerli kardeşlerim, bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiş. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Biz birileri gibi Filistin'in yerini, Gazze'de yaşanan zulmü Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal ve katliam politikasını 7 Ekim'de öğrenmedik. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her bir safhasında Filistin'i kutlu bir emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket, bu parti diğer birçok ilkenin yanında Filistin davasını sorgusuz, sualsiz, şartsız omuzlama ilkesi üzerinde yükselmiştir. Şunu da belirtmek durumundayım. Biz Filistin davasını sadece savunmuş değil, bu uğurda çok ağır bedeller de ödemiş bir hareketiz. Böyle bir kadroyuz. Şimdi hafta sonu yine Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız. Unutmayın, 12 Eylül darbesi Konya'daki Kudüs mitinginin ardından geldi. Unutmayın, 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın, MİT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizmin uşağı, vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız, biz bundan 15 yıl önce hiç kimse cesaret edemezken, şu anda sözde partileri olanlar da dahil, Davos'ta katillerin yüzüne açık yüreklilikle one minute dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık. Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden son 70 yılda İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini haritalarıyla ortaya koyduk. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin her bakımdan yanında olduk. Elimizdeki tüm imkanları Filistin için, Gazze'li mazlumlar için seferber ettik. Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikate aykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bütün dünya bilsin, anlasın, idrak etsin. Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza, ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak
tek başıma kalsam dahi Allah'a ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz. Kardeşlerim, 14 bin çocuğu öldürdüler. 14 bin çocuk. Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip Hamas terör örgütüdür diyerek İsrail'in gözüne girmeye, İsrail'e yaranmaya çalışanlara inat. Biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta, her koşulda cesaretle savunacağız. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. Biz devlet yönetiyor, 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz. Ancak çıkıp da bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacak, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını göreceklerdir. Bu vesileyle bir kez daha buradan Gazze, tüm Filistin'i, Filistin'in şanlı istiklal direnişini gönülden selamlıyorum. 7 Ekim'den beri şehit düşen Filistin'in kahraman evlatlarını rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şimdi isterseniz Gazze krizinde ortaya koyduğumuz samimi çabalara şöyle görüntülü olarak da bir bakalım. İsrail'in Filistin halkına zulüm tarihinin son dönemeci Gazze. İsrail'in uluslararası hukuk tanımazlık, vahşet ve pervasızlığı 7 Ekim 2023 sonrası zirveye çıktı. İsrail zulmü son bulsun diye en istikrarlı ses Türkiye'den yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya her fırsatta o büyük soruyu sordu. Bu İsrail neresi? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik İsrail vahşetinin başladığı andan itibaren Türkiye, yangını söndürmek, akan kanı durdurmak ve kalıcı barış için devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye bombaların yağmaya başladığı günden bu yana baş döndüren bir diplomasi hamlesi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 8 günde en az 15 dünya lideriyle telefon diplomasisi yürüttü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'yle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le. Cumhurbaşkanı birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye, Filistin'e destek için harekete geçme çağrılarını hiç kesmedi. Bu çağrı sonrası birçok ülkenin meydanlarında büyük kalabalıklar toplandı ve Filistin için barış ve adalet sloganları yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin mitinginde Gazze için kıyamdayız diyerek dünyaya seslendi. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önce insani ateşkes, sonra da kalıcı barış için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sürekli Gazze'deki katliamları işaret etti. İsrail'in göz göre göre işlediği cinayetleri kanıta dönüştürdü. O kanıtlar Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Erdoğan, İsrail'in savaş suçu işlediğine vurgu yaptı yine ve Gazze kasabı gereken cezayı almalı dedi. Yüzlerce kadın ve çocuğun bahçesine sığındığı hastane vuruldu.
Gazze'de yardım kuruluşu çalışanlarını hedef alan İsrail'e dünyadan tepki yağdı. Nusayrat mülteci kampı bombalandı. Saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Türkiye hem İsrail'in suçlarını dünyaya anlattı hem zulmün ateşini söndürmek için yardımlar gönderdi. İsrail hem onları engellemek hem de sivillere zulmetmek için pusulaydı. Herkes yüzünü çevirse de biz Filistinli kardeşlerimize yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Herkes yalnız bıraksa da biz Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Tıbbi yardım ve ilaçları taşıyan uçaklar Mısır'a ulaşırken Gazze halkının en acil ihtiyaçlarından biri olan sağlık desteği için Sahra hastaneleri de kurulacak. Ortaya konan çabalar, yükselen sesler İsrail'i yalnızlaştırdı. İsrail hakkında soykırım davası açıldı. Birleşmiş Milletler İsrail'e dur dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ona karşı 153 oyla Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan tasarı kabul edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsrail'in olası savaş suçlarından sorumlu tutulmasına hükmetti. Dünya Filistin için ayakta. Türkiye İsrail'i durdurmak, kalıcı barışı sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Zulüm son bulana, Filistin huzura kavuşana dek çabalar sürecek. Gazze sadece orada hayata tutunma mücadelesi verenlerin değil, hepimizin meselesidir. Tablo bu. Değerli dava arkadaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. Bugün Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle İnsanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ın vefatının 31. yıl dönümü. Vefatının seneyi devriyesinde rahmetli Özal'ı bir kez daha minnetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın çağ atlayan Türkiye diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihi başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Ve bizim adımıza da bugün Topkapı'da anma törenine başta Efkan Bey olmak üzere bir heyetle oraya katıldılar. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Meclis çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Grup toplantısında konuştu. Seçimden sonraki ilk grup toplantısıydı. Demokrasi bayramı diyerek başladı sözlerine seçime ilişkin. Demokratik olgunluk takdire şayandır dedi. Önemli başlıklar var.